Ülkeleri tanıyalım. Ukrayna. Avrupa'nın kalbinde hangi ülkenin olduğunu hiç merak ettiniz mi? Ya da hangi Avrupa ülkesinin en büyük yüz ölçümüne sahip olduğunu? Size Ukrayna'yı tanıştıralım. Avrupa'nın en eski ülkelerinden birini. Devasa büyüklükte uçakların yapıldığı, en uzun müzik aletlerinin çalındığı ve dünyanın en güzel üçüncü dilinin konuşulduğu yer tam olarak burasıdır. Ukrayna, Avrupa kıtasının merkezinde. Bu, Viyana Coğrafyacılar Konseyi tarafından 19. yüzyılda Rakhiv adındaki küçük kasabanın Avrupa'nın coğrafik merkezi adıyla tanımlanarak doğrulanmıştı. Ülkenin çoğu yeri düzlüktür. Ukrayna, çernezyum toprağıyla uzun süredir ünlü olsa da Avrupa'nın en büyük çölü olan Oleşki tam olarak buradadır. Güneyde ve batıda ülkenin pek çok turisti çeken dağları vardır. Hem de Ukrayna iki denizle yıkanır. Bunlardan biri Azov, diğeri de Karadeniz'dir. Ukrayna bölgesindeki ilk yerleşimler 7000 yıldan daha önce oluştu ama bu devlet aslında M.Ö. 5. yüzyıla denk geliyor. Ki, Shtek, Koriv adında 3 erkek kardeş ve Libit adındaki kız kardeşleri hakkında bir efsane vardır. Tepe ve ormanların arasındaki Dnipro Nehri denen yeri o kadar sevdiler ki en büyük kardeş Kıyı'dan ilham alan Kiev isminde bir şehir kurdular. Şimdi bu şehir Ukrayna'nın başkenti ve geniş topraklı Kievli Rus şehrinin de merkeziydi. Ülke zirvesine bilge prens Yaroslav'la ulaştı. Yaroslav'a Avrupa'nın damadı denirdi. Çünkü Avusturya'nın, Yunanistan'ın, Polonya'nın, Bulgaristan'ın, Norveç'in ve Fransa'nın asil aileleri onunla akrabaydı. Bununla beraber Yaroslav'ın kızı Kiev kraliçesi Anna, Fransız tarihi tarafından Avrupa'daki en eğitimli kadınlardan biri olarak görülür. Ukrayna çok uzun bir zamandır özgürlük seven bir ülke olarak bilinir. 15. yüzyılın öncesinde Zaporizya Sih bölgede ortaya çıktı. Kararların oylamayla verildiği ve gücün insanlar tarafından seçildiği Avrupa'nın ilk demokrasisinin evi olmuştur burası. Sih, Kosaklar tarafından iskan edilmiştir. Yetenekli sürücüler, uzman, keskin nişancılar ve eşsiz eskrim ustalarıdır. Atılgan Kosaklar, Avrupa krallıklarındaki askeri servisler tarafından hoş karşılandılar. Polonyalı husarlarla beraber Fransız silahşörler tarafından Dunkirk Kalesi'ne saldırarak Viyana'yı özgürleştiren Avusturya askerleriyle Kotin Savaşı'na katıldılar. Yüzyıllar boyunca Ukrayna en kılı kırk yaran turistleri bile çeken çok fazla sayıda tarihi yere sahiptir. Bu geniş bölgede 5000'den fazla kale vardır. Pek çoğu açık müzelere, hatta Çernitsi kentindeki gibi üniversitelere ev sahipliği eder. Boyutlarıyla akıllarda kalan büyük ortaçağ katedralleri, hala çalışan eski ahşap 15. yüzyıl kiliselerinin yanında görülebilir. Başkent Kiev'de derinliği 105 metre derinliğe inen, dünyanın en derin metro istasyonu olan Arsen Alna'yı bulabilirsiniz. Yakınlarda Motherland Monument denilen dünyanın en uzun anıtı vardır. Boyu kaidesiyle birlikte tam olarak 102 metredir. Ukrayna'nın yüksek eğitimli insan sayısıyla dünyada dördüncü olması çok ilginçtir. Bu ülkede öğrenci şehri denen Kharkiv adında bir şehir vardır. İçinde 80'den fazla üniversite vardır. Eğitimli popülasyon özellikle havacılıkta endüstrinin gelişmesine olumlu etki eder. Kievli Igor Sikorski, göğe yükselen ilk helikopteri icat eden kişidir. Ünlü Mirya uçağı 30 yıldır dünyadaki en geniş uçaktır.
Ukrayna'nın kültürel çeşitliliğinden en iyi faydalanabilmek için Lviv'i ziyaret etmeniz gerekiyor. Farklı zamanlarda Avrupa'nın birçok farklı yerinden gelen mimarlar tarafından inşa edilmiştir ve muhtemelen bu yüzden Doğu ve Batı'nın kültürlerinin birleştiği yer denir. Ek olarak orijinal ve sıcacık kafelerinde özel şekillerde demlenmiş pek çok kahve ve çikolata çeşidinin tadına bakabilirsiniz. Manzara severler, Batı Ukrayna kentlerinden Avrupa'da Japon vişnesi ağaçları büyüyen en uzun ovanın bulunduğu Üzherod kentini ziyaret etmeli. Kentin toprak setleri otlarına gömülmüştür ve baharda fantastik bir bağa dönüşür. Bunların çok uzağına gitmeden Küst şehrinin yakınlarında gerçek bir nergis ovasına ulaşabilirsiniz. Ukrayna'nın insanları müzikleri, şarkıları ve çok sayıda ulusal müzik enstrümanlarıyla uzun süredir ünlüdür. En ilginç olanları trembita'dır. Bu dünyanın en uzun üflemeli müzik aletidir. Boyu 3 metreyi geçebilir. Bu arada ünlü Noel melodisi sevilen Evde Tek Başına filminde kullanılan soundtrack, Carol'ın zilleri ya da Noel çanlarını çalın adındaki Shedrick bir Ukrayna şarkısıdır. Ukrayna'nın tüm sakinleri cömert ziyafetleriyle ünlüdür. İnce hamurun içinde pişirilmiş vişneden kabakla mantara kadar çeşitli dolgularla yapılan vareniki gibi ulusal tatlar ve borç çorbası uluslararası mutfağa girmiş durumdadır. Ukrayna misafirperver ve cömert bir ülkedir. Bir kez ziyaret ettiğinizde kesinlikle tekrar gelmek isteyeceksiniz. Artık güle güle deme vakti geldi ama çok da uzun bir süre için değil. Başka bir ülkeden bahsedeceğimiz sonraki bölümümüzde yine buluşacağız. Ülkeleri tanıyalım. Görüşmek üzere.